Sembollerle konuşmak, resimlerle konuşmak, heykellerle konuşmak, şiirle konuşmak, karanlık güçlerin hep silahı olmuştur. Mesela bunu bütün casusluk sistemler içerisinde görürüz. Casus filmlerinde falan da görürsünüz, değil mi? İşte Casablanca'da var adam bir haç resmi gösteriyor yüzüğünde. Adam anlıyor neyi kastettiğini. Yani fazla lafa gerek kalmıyor. İngilizlerin devletinin de kendi arasındaki casuslarıyla bir konuşma üslubu var. Bakın dikkat edin, onların yazılarında, İngilizlerin devletinin elemanların yazılarında hep tek adam figürü vardır. Bir tek adam yolda yürüyor, tek kadın yolda yürüyor, tek kadın düşünüyor, tek kadın aynaya bakıyor. Evet. Hep tektir. Çünkü casusluk öyle kalabalıkla yapılan bir şey değildir. Tek yapılır. Genellikle de casuslar hep zor yaşarlar. Yani hep gözetim altında olduğu için casuslar, yani gözetim derken yakalanma riski olduğu için çok dikkatli davranması gerekir casusların. Onun için İngiltere, İngilizlerin devleti gönderdiği casuslarına hep böyle moral vermeye çalışır. Mesela yolda yalnız başına yürüyen bir kadın. İşte yalnız değilsin. Kapılar açık. Kapılar sana bir gün ışığı sunacak falan. Yani buna benzer. Bakın internette görürsünüz. Çok yaygındır. Yani internet şu an İngilizlerin devletinin adeta propaganda makinesine dönüşmüş durumda. Casusların atıştığı yerler şeklinde. Mesela durduk yere bir şey, ya diyor, gökkuşağının rengi ne kadar güzel diyor. Bir gökkuşağı resmi koyuyor. Yani bu homoseksüelliği desteklediğini göstermiş oluyor. Yani gökkuşağının bir suçu yok, bir şey yok. Ama onun amacı o olmuyor, gökkuşağının rengi olmuyor. Yani homoseksüellik olmuş oluyor asıl amacı. Mesela yalnız yürüyen bir kadın. Sen diyor, nereye gideceğini biliyorsun. Geleceğin yeri de biliyorsun. Gelmelerin gitmelerin hep ışık içinde olacak diyormuşsun. Çok abuk subuk bir ifade yani böyle. Çıkarabilirsen. Mesela o Barada Nehri var biliyorsunuz. Dünyada binlerce nehir var. Adam Barada Nehri'ni kullanıyor. Mevlana'nın şiirinde de var. Yani kıpkızıl Müslüman kanı akmış bir nehirdir. Ünlü. Yani derin devletin dehşetini ve şiddetini vurgulayan bir olay. Ne kadar güzel bir nehir diyor. Halbuki orada demek istediği ben de sizdenim anlamına geliyor. Ben de sizden beri ve takip ediyorum anlamına geliyor. Bunu halk anlayamadığı için onlar daha da gururlanıyorlar. Daha da kibirleniyorlar. Yani çünkü halkın anlayamadığı bir dili kullanmış oluyorlar. Mesela bir cinayet tablosu işliyor, cinayet. Ben cinayete hazırım anlamına geliyor adam. Yani cinayete yatkın ol. Yani derin devlet için adam öldürürüm mesajı vermiş oluyor. Evet. Mesela yahut mesela kitlevi cinayeti anlatan, birçok kişiyi öldüren kişi. Ben toplu cinayete de hazırım mantığında konuşmuş oluyor. Yani o kişi kendisinin cinayete hazır olduğunu da vurgulanmış oluyor. Çünkü cinayetle derin devlet mensubu olmak iş içedir. Bir casusun, bir derin devlet mensubunun cinayet işlememesi düşünülemez. Yani mutlaka cinayete yatkındır. Yani adam öldürme onun aklında bir saplantıdır. Yani şeytani, şeytanda nasıl böyle bir eğilim var, kan dökme eğilim varsa, bu iblislerde de bu vardır. Ve o yüzden bak sürekli Suriye'de, orada burada falan, Irak'ta oluk oluk Müslüman kanı döküyorlar. En müsait onları buldular. Veyahut heykel. Mesela heykel bakıyorsun, mükemmel bir kadın uzanmış gibi görünüyor. Heykelin öbür tarafına bakıyorsun, cinsel organı var, erkeklik cinsel organı var heykelde. Bak, erkeklik cinsel organı var ama sırttan tam anlamıyla kadın. Her, yani kadın olduğuna eminsin baktığında. Ama öbür taraftan baktığından da erkek. Bak, gizli bir homoseksüellik propagandası. Adam bunu alıyor mesela kiliseye götürüp koyuyor. Adam anlamıyor. Yani bunun bilinçaltında
yüzyıllarca homoseksüellik propagandası yapılacak bir şey olduğunu fark edemiyor. Bakın dikkat edin, mesela bir tablo yayınlıyor mesela. Tabloda mutlaka bir cinsi sapıklık şeyi oluyor, hedefi oluyor. Ya tablonun isminde bir cinsi sapıklık iddiası var, yani bir homoseksüel mantık var. Veyahut bir cinayet mantığı veyahut bir isyan mantığı. İffet diye bir heykel göstermişsiniz, göstermiştiniz. Sadece tüyden oluşuyor ve çıplak bir kadın, başı kapalı ama. Mesela tabii diyor ki bu diyor rahibe. Rahibe kıyafeti diyor. Çarşaf giymiş rahibe. Kadının bütün hatları ortada. Yani adeta cam gibi cam. Yani üstündeki tül. Evet. Cam şeffaflığında. Öyle. İncecik bir tül. Tesettürle alay etmiş oluyor kendince. Çünkü Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da tesettür var. Çarşaf vardır. Her üç dinde de farzdır. Evet. Yani kadın risk, tehlike altındaysa her tarafını örtmesi farz oluyor. Dışarı çıkarken. Her üç dinden de alay etmiş oluyor. Adam onu alıp kiliseye getiriyor. Yani senin dininden adam alay ediyor ve yüzyıllarca alay ediyor seninle. Haberin olmuyor. Onu iyi, ya diyor ben sanat adına bunu söylüyorum. Sanat adına yapmıyorsun sen. Sanat adına yapacaksan birçok şey var. Bilinçaltını kurgulamak için yapılıyor bu. Yani isimlerinden, usluplarından, görüntülerden bunu anlamak rahatça mümkün. Şiirlerde de bunu görüyoruz. Evet. Bir fotoğrafçı göstermiştiniz. Başı kapalı yine, göğüsleri açık bir fotoğraf çektirmişti. Tabii kadın mesela eline iki tane kavun almış. Evet. Yani kadın göğsünü vurgulamak istiyor. Evet. Müslüman kadına alay ediyor. Başörtülenmek kadın. Kadın kucağına domuz almış. Domuzu seviyor. Evet. Domuz haram oldu derler. Yani sırf İslam'a zıt olduğunu vurgulamak için yapıyor bunu. Alay kasını. Yani bu çok gizli bilinçaltı kurgulama bunlar. Kadının bir göğsü açık, bir göğsü kapalı. Fakat üstünde çarşaf başörtüsü var. Başörtüsüyle alay etmiş oluyor. Kendince. Veyahut şarap mahzeni. Şarap. Adam diyor ki diyor bir güzellik diyor mesela şarap mahzeni için. Müslüman adam da altına diyor ki çok güzel diyor. Yani doğru diyor. Ya harama girmiş oluyorsun, şarabı tasdik etmiş oluyorsun. Ama bunu sadece kendi aralarında fark ettikleri için Müslümanlardan kendini kat kat üstün görüyorlar. Evet. Yani son derece kirli, leş gibi ağzı kokan adam bunlar. Efendim, orası burası kokar. Her türlü pislik vardır ama kendini çok akıllı zanneder. Yani ağızlarından salya akıtarak Müslümanlara olmadık laf ederler.